Modern dünyanın getirisiyle bizim varoluşumuzla beri tartıştığımız bazı konuların bir araya geldiği yerdeyiz. Yapay zekaya dair bir soru silsilesi var. Ben kabaca size ileteyim. Siz onları şöyle bir derleyip toplayın. Hadi bakalım. Hocam, yapay zeka aşık olabilir mi? Yapay zekanın kendi bilinci olabilir mi? Yapay zeka inanabilir mi? Bunları yapabilir mi? Yani daha sonra devam edecekmiş gibi durdum ama aslında yani ediyorum. İnançlı bir yapay zeka olur mu? Aşık bir yapay zeka olur mu? Bilinçli bir yapay zeka olur mu? Müzisyen bir yapay zeka olur mu? Falan diye aslında bunu uzatabiliriz. Evet, sanatçı i̇şte olur mu? Yapay zeka ilham gelir mi? Evet. Şimdi bu sorular aslında çok tartışılıyor. Fakat tartışılırken bence atlanan bir nokta var. Bu soruları soran arkadaşlar tabii muhtemelen bu konularla biraz ilgilenen de kişiler olsa gerek diye tahmin ediyorum temelde. O gözle de bir baksınlar. Mesela yapay zekanın bilinci olabilir mi diye böyle takoz gibi kitap yazılıyor ama kitabın içindeki en önemli eksiği çok az insan fark ediyor. Bilincin ne olduğunu tanımı yok kitapta mesela. Bir insanın bilinçli olup olmadığını dahi tespit edemediğimiz bir konudur bilinç dediğimiz mesele. Bilinç diye bir şeyin var olduğunu zannediyoruz, düşünüyoruz ve işte bunun bazı işaretleri olduğunu kabul ediyoruz. O işaretleri gösteren bir varlığa diyoruz ki bilinç. Nedir o işte işaretler? Kendinin farkında olacak, hareketlerini kontrol edecek ve arada bir de saçma sapan nedensiz hareketler yapacak. Yani bir de o kısmı var. Yani kafasına göre de takılacak belki insan söz konusu olduğunda. Yahut mesela aşk dediğiniz şeyin tanımı yok. Hele bizim kültürde iyice için içinden çıkılmaz bir şey. Yani para aşkı var, Allah aşkı var, işte karşı cinse aşk var, ne bileyim makam, şöhret aşkı, bir aşkın sürü aşk türleri var. Aşkına aşka aşk var, var Allah var. İngilizce'de love deseniz iş biraz daha kolay gibi, onun da tam tarifi yok. İngilizce'de bile termi çok geniş bir kavram bu. Sadece bizim kültürümüze ilgili değil. Dolayısıyla bunun da tanımını yapamadık. Yapay zekada olup olmadığını nasıl bileceğiz? Yani tanımını bile yapamadığımız şeyleri, bu arada şunu da altını çizeyim. Yapay zekanın da ne olduğunu doğru düzgün anlamış değiliz. Bir de o var. Hiç anlaşılmamış şeyleri biri öbüründe olur mu falan gibi tartışmaya çalışıyoruz. Ben buna şöyle bir örnek vermeyi seviyorum. Mesela en son galiba izlediğim Türk dizisi Kuzey Güney'di. Orada işte Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı karakter, Öykü Karayel'in oynadığı karaktere aşık. Ama sezonlar boyunca aşık. Yani bir türlü bitmedi o işte. Ama bunlar sürekli yeşilleniyorlar. Böyle gözler parlıyor, hüzünler giriyor, bir şeyler oluyor falan. Ve siz izleyen birisi olarak o iki başarılı oyuncunun performansıyla onların gerçekten birbirine aşık olduğunu inanıyorsunuz. Fakat gerçek öyle mi? Gerçekte o iki insan birbirine aşık mı? Şimdi yaptığınız bütün testlerde dizi ortamında evet Kıvanç Tatlıtuğ, Öykü Karayel'e aşık gözüküyor. Elinizdeki bütün veriler, bütün deneysel, gözlemsel bilmem ne çıktılar size diyor ki evet bu buna aşık, ha bu da buna aşık. Şek ve şüpheye yer yok. Ama işin gerçeğinde orada aslında bir aşk simülasyonu var. Bu insanlar rol yapıyorlar. Oyunculuğun gereği olan ipuçlarını, doneleri kullanarak bizi inandırıyorlar. Yani bizde gerçeğin hilafına bir inanç yaratıyorlar. Zaten adına dizi, film falan dediğimiz şeyler bizde biraz bunu yapıyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda mesela bir filmdeki oyuncular aşık olabilir mi? Tabii olur. Ve oldular. Oluyorlar. Her filmde var. Peki onlar gerçekten aşık olurlar mı? Nadiren. Bazen oluyor ya filmlerde tanışıyorlar, sonra hayatlarını birleştiriyorlar, sonra büyük kanlı boşanmalarla ayrılıyorlar falan. Onlar nadiren oluyor ama genellikle bu insanlar belli davranışları taklit ediyorlar. Şimdi yapay zeka dediğimiz şey veri işleme ve özellikle yakın zamandaki gelişmelerle de birlikte İşlediği verilerden öğrenerek hem yapısını hem yeteneğini geliştirebilme açısından otonom bir kompleks öğrenme sistemi. Şimdi siz bu sistemi nasıl bir veriyle beslerseniz, ne tip kurallar verirseniz bu sistem ona göre çalışıyor. Daha önce bahsetmiştim. Temizlik için bir tane robot inşa ettiğinizde bu robotun artık şöyle özelliği var. Evi temizledikçe evi daha iyi öğreniyor. Her seferinde daha iyi temizlik yapıyor ve her seferinde daha da ustalaşıyor. Fakat bu robot 1000 yılda çalışsa hiçbir şekilde ya çıkayım da bir de apartmanı süpüreyim demiyor. Çünkü algoritması içerisinde öyle bir şey yok. Algoritması içinde ne varsa onu gayet rahat yapabiliyor. Şimdi böyle bir sistem kurduğunuzda eğer siz yapay zekaya aşık olma, bilinçli davranma, dine inanma ya da bir takım dini inançlara sahip olma diye adlandırdığımız meselelere dair ona benzeyen davranışlar gösterme yeterliliğini sağlayacak algoritmalar yerleştirirseniz ve onu yeterince veriyle beslerseniz bir süre sonra son derece mümin, son derece aşık, son derece aklı başında, bilinçli yapay zekalar elde edebilirsiniz. Fakat bu bizim ona verdiğimiz algoritmalarda ustalaştıkça
bizi ikna edecek sonuçlar vermekte daha başarılı olduğu için öyle gözüküyor olacak. Yapay zeka ne gerçekten aşık olacak, ne gerçekten bilinçli olacak, ne de efendim bizim tanımını yapamadığımız o diğer şeylerden bir tanesi olacak. Dolayısıyla biz önce tanımlayabildiğimiz şeylerden gidelim. Şuna da benzetebilirsiniz temel bir örnek olarak. Mesela bilgisayar ekranını açtığınızda işte masa üstünüzdeki ikonlar, o resimler falan filan, bu arayüz teorisinde daha önce çok tartıştık. Biliyorsunuz onlar gerçek değil. Yani bilgisayarın içinde yeşil kodlar var ve onlar size böyle yeşil, mavi, sarı bir takım ikonlar olarak gözüküyor ki siz onlarla etkileşime geçip bilgisayardaki çeşitli komutları çalıştırabilirsiniz. Mesela siz orada bir klasöre çift tıkladığınızda, şimdi özellikle modern arayüzlerde nasıl oluyor? Mık mık diye bir silkeleniyor, sonra flöp diye açılıyor. Şöyle hakikaten esniyerek büyüyen bir şey çıkıyor karşınıza. Biliyorsunuz ki bilgisayarın içerisinde mık mık eden, lastik gibi büzülen, açılan bir şeyler yok. Bunlar sadece sizi yumuşak bir kullanıcı deneyimiyle bilgisayar kullanma rahatlığına ulaştırmak için tasarlanmış ara birim elemanları. Dolayısıyla bir bilgisayar gerçekten lastikimsi klasörler üretip onları size böyle lastik balon gibi açabilir mi? Evet, açabilir. Ama içinde ne plastik gibi malzeme, ne lastik gibi açılan bir fiziksel nesne ya da ona benzer hiçbir şey olmayacaktır. Bunların hepsi görüntüde. Bilgisayarın içine bakarsanız, bakınca da görecek bir şey yok ama tamamen dijital kodlardan, elektrik akımlarından, işte kondansatörler arasında biriken yüklerden oluşan bir şeyler var. Ve onların bize gözüken şeylerle hiçbir alakası yok. Özetle, yapay zeka bugün harika resim yapıyor. Yapay zeka bugün nefis müzikler üretiyor. Diyorsun ki Johann Sebastian Bach benzeri bir şey yap. Değme klasik müzik meraklıları, böyle profesyonel klasik müzik bestecileri bile ya kandırabiliyorsun. Vay, Bach'ın böyle bestesi mi var falan filan oluyorlar yani. O derece iyi yapıyor ama yapay zekanın müzik gibi yeni bir şey icat edemeyeceğini biliyoruz. Çünkü ona algoritması verilmeden bir şey yapabilme kapasitesine sahip değil. Yani yaratıcılık özelliği olmayan bir zeka tipi. Yani yarın bir gün olur mu bilmiyorum. Yani yaratıcılık özelliğine ben olmaz demem hiçbir şey için ama şuradan baktığınız zaman biz yaratıcılığın tarifini ancak yapabilirsek, yani nasıl olduğunu beynimizde falan çözebilirsek, belki onu algoritma olarak yerleştirebilirsek, hani o zaman olabilir diyeceğim ama ben bunların tanımını da kolay yapamayacağımızı düşünüyorum. Aşk, yaratıcılık, inanç, bilinç. Çoğu da çeyre bitiyormuş bu arada, şimdi fark ettim. Bunlar yani zorunç mevzular. Biraz problem. Önce tanımını yapalım, sonra bakarız. Şu anda endişe etmeyin. Ne aşık olur ne bir şey. Ama sizi sonuna kadar inandırabilir. Turing testi diye bir test vardır meşhur. Turing testi, işte bu Alan Turing meşhur. 20. yüzyılın ortalarındaki en büyük dahilerden biri kabul edilir. Bugün kullandığımız bilgisayarların hepsinin teorik altyapısı Turing'in, işte Turing makinesi denen bir fikrinden gelir. Ve Turing bir makinenin gerçekten bilince sahip olup olmadığını anlamak için bir test önerir. Test çok basittir. Karşında bilinçli bir insan oturup ona yeterince soru sorduğunda, eğer karşında gerçekten bilinçli bir varlık olduğu kanaatine varıyorsa bu makine Turing testini geçmiştir ve artık buna bilinçli bir makine diyebiliriz. Ama ve lakin bundan yaklaşık 5 yıl önce bizim Türkiye'deki bazı arkadaşların yazmış olduğu sanal terapist programı denemesi birçok psikolog ve psikiyatrist kullanıcıyı karşıda gerçek bir psikolog olduğuna ikna etmişti. Yani Turing testini yavaş yavaş geçmeye başlayan makineler var ama bu o makinelerin bilinçli olduğu anlamına da gelmiyor. Tanımlayamadığımız şeyi teşhis etmekten biraz uzak duralım. Çünkü bu konu mayınlı bir konu diyerek bağlamak isterim. Hocam, bu yaratıcılık meselesinde bir ek vermek isterim. Çünkü bazı videolar var YouTube'da. Aslında yapay zekanın, hatta internette herkes açık siteler üzerinden de yapılabiliyor, ne kadar yaratıcı tasarımlar çıkarttığını gösteriyor. Onların video başlıkları da yaratıcılık içerdiği için bunu ekliyorum. Ama temel mesele algoritmaların içinden bir kombin yaparak yaratıcılığa ulaşıyor. Yani algoritmada olmayan bir şey yine sunmuyor. Belki binlerce seçenek sunuyor tasarım olarak. Binlerce yaratıcı seçeneği var ama yine o algoritmaların içinden çıkıyor bu. Felsefesine çok derin giremem. Yani onu anlatacak kadar ikna edici bir felsefi zinciri şimdi burada kurabileceğimi zannetmiyorum ama insan zihni, sadece yaratıcılık değil, insanın düşünme biçimi, insanın algılama biçimi ve insanın yaratıcılık biçimi felsefi anlamda da, teknik anlamda da kesinlikle non-algoritmiktir. Yani algoritmaya dökülemeyecek özellikler içerir. Bundan dolayı bizim zihnimiz şu andaki görebildiğimiz haliyle bildiğimiz algoritmik bir sistem tarafından tam olarak taklit edilemez. İyi ki de edilemiyor. Bu da bizi hala özel hissettirmeye devam ediyor. Ama yarın bir günde yaparsak, unutmayalım bunu, binlerce yıldır kafa yorduğumuz bir konu. Unutmayalım ki insanı örnek alarak ancak yapabileceğimiz bir şey.
Dolayısıyla yine her zaman tabiatın o milyonlarca yıllık zorlu koşulları içerisinde çok büyük bir başarı hikayesi olduğumuz su götürmez bir gerçek. Bak bugün o kadar bilim insanı, o kadar teknik para, laboratuvar, daha bilinçli bir şey yapamadık görüyorsun. Yani biraz şişinmeden önce tabiata bakmak lazım. Orada büyük işler oluyor diye düşünüyorum. Biyolojiye saygı. Tanımlanamayan şeylere şu an ekstra saygı duyuyorum. Hani bilinçtir, ya zaten insanın aşktır. Büyüklüğü biraz orada yatıyor. Tanımlanamayan şeye saygı ama korku değil. Üstüne gideceğiz yani. Onu bir gün muhakkak tanımlayacağız zaten.